أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد سلامات. 10. söz haşir bahsi, öldükten sonra dirilme. Bismillahirrahmanirrahim. فَاَنْزُلْ اِلَىٰ اَثَّارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِيهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَا مُحْيِ الْمَفْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ben buradan küçük bir yer okuyacağım. Ondan sonra muhabbet ederiz, çay içeriz. Üçüncü suret, öldükten sonra dirilmeyle alakalı bir yer. Bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Öyle insanların eli karışmama noktasında baktığın zaman her yerde mükemmellik var. Mesela gittik göle, kusur mu var? Bak mesela o göl dipte ya, biz böyle çıktık, ben tepeye çıkmıştım. Manzaraya bak Kafur, bir rüzgar esiyor, tamam mı? Rüzgar estiği zaman sanki bir dalga bir dalga daha gölün üzerine. Öyle bir yazıyor ki şeyi, gölü, yani her şeyi demek mükemmel oluyor. Her şey. Diyor ki, bak diyor ben etkilendiğim için bugün yeri seçtim. Yürüyorum ama onu düşünüyorum o kadar. Mesela Allah ya, Allah işte nasıl ne anlıyorsan, Allah gelmiş bu tahburu yapacak. O tek tek taşları koymuş. Dağları dikmiş, azamet ve kibriyasını, yani kendisini örtmüş, sonra gülü koymuş, içine balıkları koymuş, bana iştaha vermiş, meyil vermiş, yetmiyor, alıştım diyorsa burada, bir rüzgar esiyor bazen, vallahi böyle, onu çektim videolar, bir böyle, ama devamlı değil, vurup arkasından bir daha gelince, denizin dalgası gibi, bir daha öyle güzel bir manzara. Hakikaten Allah lazım. Sonra dedim ki, süpürge makinesiyle yapabilir miyim acaba dedim. O gölün üzerine bu ruh havayı basabilir miyim? Olmaz. Klima ile olmaz. Hep onları o kadar etkilendim ki ya. Yani klima ile olur mu acaba dedim. Hava bassam. Yani o vardım ya size. O kadar mükemmeldi ki. Aha şuna baktım. Aşağıdan ben geliyor. Devam etmiyordu onu. Kesiyor bir daha, bir daha. Sonra niye böyle, yani çok hikmeti tabii, bir sürü esmasının hikmeti var. Alıştın sen bir yarım saat buradaydın, al sana değişik bir manzara vereyim. Dersin de temasını yap. Acayip bir şey ya. Taşların arasında o otları koymuş. Basmaktan utanıyorum inan bana. İnan utanıyorum. Otlar yer gibi kayıyor ya. Kayıyor nasıl? Böyle bir otta gözükmemiş. Yani inan bana, itimat et, o çiçeklerim, Ahmet o topladı, çay oluyor dedi. Onu hep onu gözledim, ona dedim ki, koparmaktan utan, şey yapıyor, çekiniyorum. Yani koklayıp koklayayım, bu sefer eğiliyorum, koklayayım, koparıp almıyorum burnuma. İnsan utanıyor yani. Onun zikrinde mani olmayayım diye. Yani acayip bir panayırdı yani. Allah acayip bir pazardı benim için, mükemmel bir şeydi. Seyrediyorum öyle, oturdum, alamam geldi ya, nasıl yapmış. Sonra tasvir edeyim size, şöyle su bitiyor, aşağısı sanki dağ, şey, kardan dağ ve vadi arasında bulutları sokmuş. Böyle getirmiş, sanki deniz limanı gibi. Böyle, sonra sivri dağları koymuş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yerleştirmiş. Ne kadar âli bir hikmet eli işliyor. Otursun otur, yavrum. Gel gel gel, gel otur. Hoş geldin. Burada herkesin alnında lamba demek ki her şeyden. Bu da burada şimdi kolay bu. Kolay oluyor, çok güzel. Evet. Çok güzel. Çalışırken. Çok güzel. Bunlar hepsi hikmet. Yani standart yapmıyor. Mesela rüzgar esmesiyle kar geliyor, yağmur geliyor, ilkbahar, sonbahar, donukluktan çıkarıyor. Mesela yapsa Allah, en çok hangi şekli seviyoruz? Yazı. Birkaç ay sonra bu karız. Standart ya, sabit ya. Sonra Allah sonbahar getiriyor. Sonra kışı getiriyor. Sonra ilkbaharı getiriyor.
içerisini değiştiriyor. Yağmur yağdırılıyor. Hep bizi alışmamak, keyiflendirmek için. Görebilene tabii. Burada mükemmel bir hikmet işliyor. Yani hikmet, Allah abes, manasız, anlamsız hiçbir şey yapmıyor. Bir yerden de geçtim. Çakmak taşları galiba çıt 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 yapıyor böyle. Taş yuvarlandığı zaman. O kadar âli, yani yüksek gayeler takip edilmiş ki taşların arasında koyuyor. Bak şuna bak. Şunu koymuş ya. Şimdi ben kendisini zor görüyorum. Bunun bir de ayağı var. Ayağın içinde bir de kemikler var. Kemiklerin içinde bilmem bir de sinir sistemleri var. Kan damarları var. Şu mahlukun. Uçağa bak, buna bak. Şuna bak. Âli hikmet bir intizamla işler dönüyor. İntizamla mesela suyu yapmış ama ağaçlarla hiç alakası yok olsa. Yani bir bütünlük içinde farklılık gözüküyor. Mesela dağlar, yağmur, çiçek, efendim bitkiler, insanlar birbirinden kopuk değil. Hep birbirini tamamlıyor. Baktığın zaman hakikaten böyle bir şey lazımdı. Mesela bu kadar otlar var, sığır yok. Ne kadar olur? Mesela bugün gene başıma gelen tefekkürümden bunu şey kullanacağım size. Ben o kayalıklardan ineceğim. Belki de yarım saat, bir saat deniyorum. Kuş böyle mi yaptı? Tak aşağıya indi. Dipte. Pat diye dağa çıkıyor. Ulan dedim ben niye uçamıyorum? O niye uçamıyorsun? Ulan dedim sonra aşağı indi. Balık dipte. Ben niye yapamıyorum? Sonra şu katıma geldi. Evet kuş gibi uçacaksın ama ömür billah solucan yiyeceksin. Razı olur musun? Ömür bile olmayacaksın. Böcek yiyeceksin. Suyun altında mı? Ömür billah taşı yalayacaksın. Yosunu yalayacaksın. Ama insan olacaksın. Her şeyi yiyeceksin ama her şeyle etkileneceksin. Hangisi daha iyi? Buradan şey Hasan kızım sözünü sesini affedersiniz. Şimdi böyle uçuyorlar hani kanat takıyorlar evet. İnsanlar da. O kuş gibi hani diyorsun ya kuş uçtu. Evet. Aynı bir şey alalım. Onun aşağıya gölede uçmak. Uçmak uçuyor da yani. Evet. Teknolojiyle uçur da yani bu doğal ya. Evet. Fıtri yani. Şimdi sonra ama baktım ki zavallı o özendiğin kuş ömür bile solucanı mahkum. Sifonu yiyeceksin. Ulan biz şimdi kuş yiyoruz, balık yiyoruz, ağaçtan alıyoruz, hayvandan alıyoruz. Geldim baktım bu taraflara, bu yamaca, sığırın ev derdi yok dedim. Atı bir baktım, at aşağı sattık dedi Ahmet. Sattık tekrar geldi. Niye geliyor? Yağlı otmuş onu. Etkilendim tabii bundan. Ulan at bile lezzetini takip ediyor. Şimdi... Ya hocam şu sözün sesi bine. Atın olduğu yerde, memleketinde yağmur yere gitti. Sevmiyor. Burası güneş. Şimdi atın olduğu memlekette yağmur yağıyor şu anda. Bak, şu anda değil mi? Şu anda yağmur yağıyor orada. Hemen şurada şeyin altı. Bir de burada gördün mü? Kur'an okuyordum burada. Bulut geldi bu yaylanın dibine. Tamamen sanki okyanus. Biz arkasındayız. Yağmur yağıyor diyorlar aşağıda. Aşağıda. Biz üste çıkmışız uçakla. Yani şu kainatta öyle bir tasarruf var ki sakin şöyle seyredeceksin böyle. Fesubhanallah Allah'ın icraatının Allah'ın kulu olarak seyredeceksin ya. Nasıl yapmış ya? Şimdi bu bulutu alacaksın, Karadeniz'e su yapacaksın, bu tahbura yağmur yapacaksın, kar yapacaksın. Bu nasıl bir sistem, nasıl bir teknoloji ya? Şimdi sığıra bakıyorsun, ayakkabı derdi yok, ev derdi yok, gözlük derdi yok. Dert yok. Hani dert gibi bir derdi yok. Derti dert edilmemiş. Böyle bir problem yok. İmanı kazanma ve kaybatma davası yok. Ölüm korkusu yok ya. Ya bu insan ise her şeye muhatap. Ne kadar külli ya. Mesela Ahmet 700 sene bir çınar ağaçları var ya böyle. Çınar ağaçları var böyle. Gürgenler var. 100, 200, 300 sene yaşayan. 700 küsür sene Bursa'da çınar ağacı var tabelası var. 700 sene ağaç mı yaşamak isterdin? 7 saat insan. İnsan. Yani çünkü niye? Ağacın kendi varlığında şuurunda değil. Kendi şuurunda olmayanın başka bir şeyin farkındalığı olur mu?
Ağaç yanında bir şey var veya üstüne kuş konmuş, haberi bile yok. Çünkü kendi varlığında haberi yok. Sığır mesela, sığır olduğunu bilse kafayı yer ya. Sabah kalktım namazda baktım yatıyor. Orada ne bir koruma var ne şey. Ona biz biraz çıkamıyorsun ya. İyi ki insan olmuşuz ya. Yani Allah yaratmış. Demek ki kainata baktığımız zaman abes, israf, anlamsız, manasız hiçbir şey yok. Yalnız işte bu insan, insanoğlu eğer bunları anlamlandıramasa kendini de Cenab-ı Hakk'a muhatap olmak, yani ne istiyor Allah? Ramazan'da oruç istiyor. Namaz vakitlerinde namazını istiyor. Bu kadar nimetlerine şükür istiyor. O kadar yani. Ondan sonra tefekkür et. Ahmet'le geliyoruz o sırttan. Ay şey var, bakıyorsun atlar var, şeyler var. Bulutlar geliyor. Yani her manzarasını çekmek istiyorum. Her manzarasını. Duruyorum, çıkıyorum. Yani nasıl yaratmış, nasıl mükemmel yapmış. Bunlar İltizamla işler oluyor. Onu demek istiyorum. Allah Allah'lık yapıyor kainata. Ama insan da kafasını sokarsa basit bir şeye, oraya gömülürse bunlar hepsi kaçıyor. Gözükmüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Yani kainata baktığımız zaman farklı farklı taşlar, topraklar, bitkiler, ağaçlar, bulut, hava, güneş farklı. Bizde farklı. Ama nasıl beraber bir bütün? Sanki tek bir şeymiş gibi. Güneşte bitki ne alakası var ya? 1.400.000 defa bizden büyük, 150 milyon kilometre bizden uzak. Birden uzak yani, şu mesafeye bakın. 150 milyon kilometre uzak. 8 dakikada geliyor. Işık tanesi, fotonu. Tamam. Şuraya bakayım uzaklığın. Şimdi gelmiş bize lamba ve sobalık yapıyor. Ta orada. Evet. Lamba ve soba yapıyor. Okyanuslara bak. İnsanın teneffüs ettiği havanın %40'ını temizliyor. Bu kadar rızkımıza vesile oluyor. Değil mi? Bu kadar dağlarımızın yağmuru yağdırmasına buharla takviye ediyor. Acayip her tarafı. Nereye bakarsan bak yani. Bir işte dikkat etmeyen, kendi işine, vazifesine dikkat etmeyen insan. Mesela süt vermeyen sığır, kazana. Kar getirmeyen araba, galeriye. Meyve vermeyen ağaç, sobaya. Namaz kılmayan da cennete. Olmuyor lan. Şimdi o sığır var ya Ahmet, o sizin. Süt vermesin o keçi, bakar mısın? Hemen kurbana veriyoruz. Tabii. Demek ki kainatta bir adalet var. Yani hak ettiğin şeye hakkını veriyor. Mesela rüzgarı getiriyor, çok etkilendiğim için. Evet. Suyu bir yalıyor. Bana bir ayrı manzara yapıyor. Dedim ki ya Rabbi ben bunu görmem için yapıyorsun bana. Hı hı. Oturdum bir daha yapmanı istiyorum ya Rabbi dedim. Biraz da bekledim. Yaptı gene. Bir yaladı. Yani ayrı bir manzara yapıyor biliyor musun? Çok tuhaf gördüm. Mizanlı muameleler görülüyor. Halbuki hikmet-i hükümet ise saltanatın cenah himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Adalet ise raiyetin hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanat haşmeti muhafaza edilsin. Şimdi düşün ki bir padişah olsun, kendisine itaat edenlere mükafat, isyan edenlere mücazat olmaz. Devleti kabul etmiyorsun, Keban Barajı'ndan elde edilen elektrikten sen istifade ettirmiyor ki. Basit bir tel atıyorsun, elektriğinden istifade ediyorsun. Devleti kabul etmesen, o da vermiyor, kesiyor elektriğini. Şimdi bir adalet düşün ki, insanoğlu olduğu halde bir padişahtır, raiyetini muhafaza ediyor. Onların güzel yaşamasına sebep oluyor. İsyan edenler hapishane yapmış. İtaat edenler imkanlarını sunmuş. Şimdi bu kadar böyle bir saltanat var. Güneşi lamba ve soba yapmış. Yani şu dalları hububat mahzeni yapmış. Bu kadar mahlukat emrimize vermiş. Koca atı emrimize vermiş. Çocukken yolları tutsa götürüyor. Der mi at ki ne tutuyorsun lan beni? Nereye götürüyorsun? Demiyor. Bu kadar sırları emrimize vermiş. Dağları. Ha şimdi bize rağmen haberimiz yok. Akşam yağmur yağdıracak. Bulut gelecek. Yani böyle muamele gören bir insanı toprağa sokup çürütmemek üzere bıraksa israf olmuş olmaz. Evet.
Bu kadar saymış oldum, 15-20 dakikadan beri saymış oldum ki nihayetsiz sayabilirsin. Böyle muamele ediyor, memnun olasın diye standartlıktan çıkarıyor, bulutu getiriyor, kapatıyor, açıyor, yağmur getiriyor, kar getiriyor. Sonra güzel bir hava yapıyor, sonra bir rüzgar estiriyor, sonra bir çiçek çıkartıyor, sonra bir kartal esiyor, kartal uçuyor, şahinler gördüm. Hayvanlar geliyor, niye? İnsan burada sıkılmasın, bunları anlamlandırsın, kendisini bunlarla tanısın, beni de tanısın. Yani ben bak kartal değilim, ben taş değilim, bastığım taş olabilir. Bu kadar muamele gören bir insan dirilmemek üzere kabre girerse, İnsan ve insana edilen bu kadar masraflar israf olmuş olmaz mı? En ufak bir kalemin ya kalemin düşse bana var basmayı ver kalemi diyorsun. Yani ama ne olursa olsun demiyoruz ya. Evet. Değil mi? Bardağımız kırılsa üzülüyoruz ya. Biz de Allah'ın bir sanatıyız ya. Yani Allah da diriltmemek üzere çürütmeye bırakır mı bizi? Evet. İsraf olmuş olmaz mı? Bir saray ki her taşı böyle değerli cevherlerden bir saray yapsın veya sen kendin yap o sarayı. Her bir taşı değerli cevherlerden sonra o saraya çatıdan yapmasın. He. Böyle bir ev yap, her taşı antika olsun, sonra dam yapma. Çatı yapma, yağmur, kar olsun, berbat olsun. Bir de bir şey söyleyeceğim, bugün paylaşacağım. Oturdum, o dedin ya, dağlara çıkmayacak mıyız dedi. Evet. Hatırladın mı? Evet. Ondan sonra baktım o azamet ve kibriya şuaların başına geçiyor. Dağlar Allah'ın azamet ve kibriyasını gösteriyor, tamam mı? Ya celil, ya kibir, ya azim falan. Şöyle baktım gafuruma. Dedim ki, kapattım gözümü. Bir defa böyle seyretmem için Allah lazım. Bir an. Nasıl acayip bu? Bir an şöyle bu dağları, ya ben ama olsam, kör olsam, bunları hiç görmeseydim ya. Çok acayip bir etkileniyor insan. Ben sen buraya belki de 5-10 seneden beri ilk defa geliyorum oğlum. 15 sene önce gelmiştim. O dağlara bakmam için Allah bunu bana verdi. Bir defa baksam, fe subhanallah, subhanallah dedim, tamam mı? Ondan sonra şu anlarda azamet ve kibriya mevzusu hatırıma geldi. Kafamda dönüyor falan. Ondan sonra baktım ki kartal mı, şahin mi uçuyor falan. O dağları ya. Yani bir an bakmak için, bir an ya, bir an. Şöyle açılsın gözün, bir bak. Allah lazım buna ya. Bilmiyoruz. Beni buraya getirseler dedim, kolumdan tutsalar, ama olsam, kör olsam, bunları göremeyecektim. Göremeyeceksin ya. Yani şu olmasa, şu dağlara baktı, Allah Allah. Ne kadar acayip olurdum ya. Sonra tuttum gözümü kapatıp oturuyorum, yoruluyoruz. Onlar dümürüyoruz değil mi işte? Hemen yoruluyoruz. Böyle gözümü kapattım, böyle kapatıyorum. Ulan dakika duramıyorum ya. Sıkılıyorum ya göz kapalı. Dakika duramıyorum, dakika. Şöyle, yok ya şimdi. İlle göreceğim, sabit yerde istemiyorum böyle. Böyle bir şey gibi, radar gibi. Hırs var, acayip bir şey. Kuşa özeniyorum. Sonra solucanıma mahkum olmak isterdi. Cevap verdi bana. Kuş dedi yani. Hep bu bugüne. Böyle o kadar hoşuma gitti ki. Yani. İşte malzeme ya. Yani Allah böyle seni yaratacak. Bu kadar masraf edecek. Seni muhatap alacak. Sana değer verecek. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle bildiğini bildirecek. Bu kadar enva nimetlerle sana cevap verecek. Tamam. Ondan sonra toprağa gireceksin. Kalkmamak üzere yatacaksın ya. Sonra sana edilen bu kadar masraf, tahpul israf olacak. Kıyamet olacak. Niye yaptı o zaman? Madem ahiret yok. Bu kadar masraf niye olsun ki ya? Yani adalete de uymaz ya. Yani bu dünyaya geldik niye? Varlığa geldik hiç olmak için. Neye benziyor? Üniversiteye gidiyoruz cahil olmak için. Böyle bir şey olur mu ya? Demek ki böyle bir saltanat hiç değil musad etmez. İnsan hiç olamaz. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binde bir icra edilmiyor. Yani bu kadar masraf ama bir şey istemiyor yani. Kafamıza, tepemize vurmuyorlar yani. Gelen önerilemez vakti oldu. Hay bakalım kafamıza böyle veya sinir sistemimiz öyle bir Allah böyle bir gelse
Yapma da yapamazdın. Öyle yapmamış. Hürriyetimizi elimizden almamış. O kadar da serbestiz ki ya. Abiciğim bir şey söyleyebilir miyim? Bir misal dönmüştüm. Yani bir hikayeye dönmüştüm de hoşuma gitmişti. Bu anlattıklarınızdan sonra ben de onu bahsetmek istedim size. Yaşlı 90 yaşında bir amca nefes darlığıyla, nefes darlığından şikayetle hastaneye kaldırılıyor. Sabaha kadar işte oksijen tüpü, yoğun bakıma işte oksijen veriyorlar falan. Tabi sabah gönderecekler. Bir hesap geliyor. Çok yüklü bir hesap. Amca ağlamaya başlıyor. Amca ağlayınca bu sefer görevliler biraz tabi hüzünleniyorlar. Kendi ellerindeki imkanlar doğrultusunda biraz indirim yapmaya çalışıyorlar. Tamam amca sen üzülme, biz sana şöyle yardım edeceğiz falan diye. Diyor ki, hayır diyor oğlum, hayır. Benim sıkıntım sizin çıkarttığınız fatura değil. Ben 90 sene yaşadım. 90 senedir ben bu havayı teneffüs ediyorum. Bedava benim karşıma hiçbir fatura çıkmadı. Bu nasıl bir şey abi? Ya acayip. Bugün nefes. Mesela oksijen az değil mi? Evet. Bak oksijen az. Ne şahit oldum? Aşağıdayız ya pazarda, Rize'de. Pazarda. Nem çok oluyor. Bronşlarda sıkıntı çekiyorsun. Nem çok olunca. Ondan sonra buraya geldik oksijen ama bunu çektiğin zaman o bronş kalmadı. Evet. Yani şu tedaviye bak ya. Evet, yerler havası da tedavi. Bu nasıl bir şey? Ben kendi hayatımda bu nakletmiyorum. Böyle bazen hırıltı gibi oluyor. Ne anlıyorum ki yoğun yerdeyim. Yoğun yerde olunca çıkmaya çalışıyorum. Allah, çekiyorsun bak şimdi. Acaba bunu ücretli olsa tüpü nasıl taşıyacaktı nefes için? Tabii canım. Sonra Everest'e çıkanlar 6000'den sonra ama 6000'den sonra. Evet, nefes alamıyor. Tabii tüple şey yapıyorlar. 9000 şey. Tüple çıkıyorlar. Şimdi tüple dolaşsak ya. Sırtına 100 kilo tüp. Hayır. Ne olacak bir şey ya. Yani bugün en çok etkilen nefes hatırıma gelmedi de bir defa şu dağlara şöyle bakmam. Ne büyük nimet ya Rabbi. Bana bunları gösterdin. Sana sonsuz şükürler olsun. Oturduğum yerde öyle. Şöyle çok etkilendim. O dağların, Kaçkar dağları var ya. Kaçkar etektir falan. Böyle bir kere gördüm. Yeter ya. Eskiden abi misal vermiştiniz sana. Envai çeşit nimetleri tatıyoruz tek bir dille. Ha. Her bir nimeti tek bir dil olsaydı poşetten dille dolaşırdı. Mesela yoğurt yiyeceksin bir dil. Ayrı bir dil. Biberli bir şey yiyorsun dil. Süt efendim armut yiyorsun bir dil. Her nimete tada bir dil olsaydı sepetle dil taşıyacaktı. Abi bir de şu çok hoşuma gidiyor benim. Yani sizin baktığınız, yani sizin tefekkürünüz farklı bir açıdan. Benimki şöyle. Mesela diyorsunuz ki bütün bu dağları, gölleri, suları, kuşları her şeyi yaratmış. Onları görmek için bana göz vermiş deyince sanki bana biraz daha hafif geliyor. Ben öyle demiyorum abi. Ben diyorum ki bana göz verdiği için bütün bunları yaratmış. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsi benim için. Hepsi bana hizmet ediyor. Evet. Ya bu çok inanılmaz abi ya. Evet. Her şey abi ya. Baktığınız zaman, gördüğünüz zaman o bulut. O dediğiniz gibi şura dağ tepesine, evet. Şurası göl. İkide bir değiştiriyor rüzgarla. Geçtim bu tepeye. Aşağıki da yaylalar var. Hepsi bulutlar altında. Bembeyaz, kefene sarılmış. Biz bulutun üstündeyiz tepede. Allah Allah. Ondan sonra bir bakıyorum burnum yanıyor. O broşlarda sorun şey yok. Ya Rabbi ya ben bunu hak etmemiştim ya. İnan ben bunu hak etmemiş. Ne verdim ki Allah? Sana Allah'a sigiliyor. Ota basmak istemiyorsun ya. Belki zikrine mani olurum diye. Vallahi söylüyorum bak yemin ediyorum. Tutup da koparıp koklamak istedim. Utandım. Eğildim böyle tuttum kokladım. Koparmadım. İnan. Utandım ya. Yani bu kadar masraf edecek. Seni diriltmemek üzere toprağa sokacak ya. Yapar mı ya? Nasip Allah ya. Nerelerden rızıklarımızı akıtıyor. Odun çubuklarından, kan ve fışkı içinde sütleri,
Değil mi? Ondan sonra şefkatli. Münis itaat ediyor sana yası. Koca okuyor sana itaat ediyor, söyletiyor. Yani yok. O cüsseye göre, o kuvveti göre sen kimsin ya? Acayip bir şey ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani insan ne kadar şükretse az ya. Yani insan kendisine sorması lazım da böyle bir Allah'a nasıl bir kulluk yapmak lazım. O zaman ben sorayım abi. Şimdi dağlar, zemin ve gök. Gök. Emaneti almaya cesaret edememişler. Alamamışlar. Peki abi bir şey söylemek istiyorum. Bütün bu saydığınız ders esnasındaki bütün mahluka, canlı, cansız, şuurlu, şuursuz, her birinin bir müvekkili var ve bize hizmet ediyor. Ve vazifelerini kusursuz, eksiksiz bir şekilde yapıyorlar. Yapıyor. Bunlar emaneti almamışlar. Peki biz nedir abi bizim aldığımız emanet? Bu emanet nedir? Biz hocam, ne yapmamız lazım? Bugün Ahmet'e sordum. Ahmet bize rehber ya götürüyor değil mi? Balarsın gördüm. Ahmet dedim buralarda bu balarsın nereden geliyor? Ta dedi ki o aşağıdaki yaylada koymuştum da veya ileride. Lan o an oraya gelip de lan bizim gibi nankör ve isyankar insan için orada pole topluyor değil mi bugün? Dedin ya şu arkada koymuşlardı veya aşağıdan gelmiyor. Lan dedim ki sana aşağıdan biri mi geldi ya? Şöyle, köye şöyle bakıyorsun ha, biliyorsun ya, şöyle bakıyorum ya, böyle dip, oradan mı geldi bu? Yani insan ne acayip bir şey ya, nerelerde nasıl besleniyor? Ama insan emaneti almış, bunlar almamış, alamamış. İnsan, insanlığını almış. İnsan o, yani her iki ayaklı insan değil ki, bazen de ayı iki ayakla dolaşıyor. Dolaşan insanlar insanlıktan çıkmış. Hani insanlığını kaybettin diyoruz ya. Öyle insan suretinde vahşi canavar ki insan demek için bin şahit lazım. O emanetlerden bir tanesi işte bu ortam için söylüyorum. Ene de bahsedeyim de insanlığı, insan olmayı emanet almış. Ruhunu emanet almış kirletmemek için. Allah soracak ruhunuzu niye kirlettiniz? Aklı emanet almış, bedeni emanet almış. Tamam, organları emanet almış, Kur'an emanet almış. Emanete göndermiş. Her şey yani. Emanet. Neyin be bizimki? Şimdi bu kocaman tahtur siyah bir kefene bürünmüş. Bak haşır kopmuş. Mezara girmiş. Var da yok. Her şey yok olmuş. Bak böyle işte. Hop gitti. Sipsiyah. Hiçbir şey yok. Hani saydığımız ne göl var, ne çiçek var, ne bir şey var. Göl falan hep kalıyor. Karın dibine ait tuz. Yok. Gözükmüyor. Hep karın dibine. Kar komple kaplıyor. Bak işte. Buz tutuyor, ondan sonra kar dolduruyor üstünü. Ya. Bir tanesi dedi bugün, ben dedi burada çobanlık yaptım dedi. Ben dedi ortayı delerdim dedi. Saatlerce uğraşırdım dedi o muhtarın kardeşi galiba. Ondan sonra oradan dedi şey batırırdım dedi. Delik de orada malı tutardım dedi. Yani o kadar bir şey. Yani üzerinde hayvanlarla, tabii ya hayvanlarla gölün üzerine. Burayı deliyormuş da. Yani elhamdülillah. İyi ki Allah var. Şükürler olsun. Bu tabii bize ümit veriyor. Böyle bir Allah, böyle bir saltanat sahibi bizi bu fani dünyada böyle bir iltifatlar etmiş. Hakkada barı var ya, şey arı. Hı hı. Yani zehirli bir böceğin eliyle şifalı balı gönderiyor. O buz gibi suyun içinde alı balıkları koymuş. Odun çubuklarında rızıklarımızı göndermiş. Kan ve fışkı içinde hayvanlardan bak sütü göndermiş. Elhamdülillah nefes alabiliyoruz. Yoğun bakımda değiliz. Hamdü senalar olsun. Öyle bir Allah'a muhatap olmak adına. İnsan aczini anlaması lazım. Biraz çekilmesi lazım. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Yani Allah dokunmuyor bize. İzzetimize dokunmuyor. Yani ağaç gibi, sığır gibi standart klasik vazife yapabilirdik. Yani onun dışına çıkamazdın. Yapardın. Başka şekilde olmazdı. Ama isyan edenlere bile fırsat vermiş. Ve o isyan edenler de çıkıyor. Diyor ki, hocam kader bizi bağlamış diyor. Ve yemek yiyor, ölü maddeleri yiyor bana diyor. Hocam diyor, ölüler dirilir mi diyor. Ölü maddeleri yiyor, içiyor, ölüler dirilir mi diye soruyor.
Allah'ın ruhuyla ruhu inkar ediyor. Ve Allah'ın memleketinde Allah'ın nimetlerini yerken Allah inkar ediyor. Ha Allah buna dokunmuyor. Diyor ki adalete layık binde biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyor. Bu kadar zalimlik yapıyor, yakıp yıkıyor, öldürüyor, kesiyor, doğuruyor. Buradan çekip gidiyor. Burada bir şey yapılmıyor. Sanki yanına kalmış gibi oluyor. Hayır. Demek buradan gitmesi, ceza görmeden gitmesi gösteriyor ki demek bir mahkemeyi kübreye bırakılıyor. Büyük bir mahkemeye bırakılıyor. Niye büyük bir mahkemeye bırakılıyor da burada ceza verilmiyor? Çünkü iki kişi kavga etse, karakol bunlara iki tokat atsa veya bir gece zindana koysa veya bağırıp çağırsa gönderir, bir daha yapmayın. Peki cinayet olsa karakol gönderebilir misin? Ne yapacak? Mecbur mahkemeye gönderecek. Rize Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanacaksın. Cinayet var çünkü. Niye karakol öteki suçu gönderiliyor? Hafif suçlar karakolda hallediliyor. Ağır suçlar merkeze gönderiliyor. Ağır suçlar, hafif suçlar. Ha, burada Allah'ı inkar eden, Allah'ı hiç düşünmeyen, Allah'a isyan edenlere burada ceza görmüyor. Kafası gözü kırılmıyor Allah muhatap olmadı diye. Ne yapılıyor? Oraya bırakılıyor. Çünkü büyük suçlar. Bunlar ağır cezalık. Evet. Mesela biz Müslümanlar yaptığımız kusurlardan dolayı işte elimiz kesiliyor, kafamız kırılıyor. Bilmem ne yapıyor. Ama alırsak ders ne ala. Almazsak almamış oluyoruz. Mesela elin kesilmesi o el sana bir şey diyor. Bu dersi alırsan mana yani o şey Allah'ın mesajını almış oluruz. Almasa hiçbir şey yaramıyor. Biraz cezasını sıkıntı çekiyorsun gidiyor. Demek ki Müslümanlara bu gelen cezalar kusurları küçüktür. Niye? İman etmişler. İmansızlık büyük suçtur. O ağır suç olduğu için merkeze. Bu dünyada verilemez cezası. Ahirete bırakılıyor. Demek burada bakılmıyor değil. Büyük mahkemeye bırakılıyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةِ وَالسَّلَامُ